Herkese merhaba, Bilgi Kap kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Windows kısa yollarını göstereceğim. Ayarlardan ulaşmanız bazı bu kısa yollara biraz zor olabiliyor. O yüzden ayarlardansa direkt olarak klavyeden iki tuşa birden basarak ulaşabileceğiniz özellikler var. Birincisinden başlayalım. Windows tuşuna basılı tutup H yani H'ye bastığımızda konuşarak yazma kısa yolu açılıyor. Şu an gördüğünüz gibi ben konuşuyorum. Bir taraftan da yazıyor. Evet, durdurabiliriz. Birinci kısa yolumuz buydu. İkincisi, Windows tuşuna basılı tutarak P, Paris'in P'sine bastığımızda ekran yansıtmadaki özelliği seçebiliyorsunuz. Aynı ekranın yansıtma seçeneği yinele oluyor. Uzatmak isterseniz yani ikinci ekran, üçüncü ekran kullanım seçeneği oluyor ya, onu da buradan kullanabiliyorsunuz. Sadece ikinci ekran kısmında da bilgisayarınızı yani laptopunuzu örneğin kasa olarak kullanıp farklı bir ekranı tek ekran olarak kullanabiliyorsunuz gibi. Bir tane daha var. Yine Windows tuşuna basılı tutuyoruz. Sonra da Custom menünün K'sine bastığınızda ekran yansıtmayı kullanabiliyorsunuz. Ekran yansıtma özelliği de o özelliğe uyumlu televizyonlarda çalışıyor. Televizyon Wi-Fi'ye bağlı olması gerekiyor ve uyumlu olması gerekiyor. Sonrasında Windows ve K'ye basarak buradan ekranınızı seçerek bağlanabiliyorsunuz. Bu da üçüncü kısa yolumuzdu. Bir kısa yol daha var aslında. Ben bunu biraz geç öğrendim. Umarım sizin işinize yarar. Örneğin birkaç tane sekme açık diyelim. Buradan ikisini aynı anda indiriyorsunuz ve böyle birçok sekme açık olduğunu düşünelim. Masaüstüne geri dönmek istediğinizde sağ alt taraftan şöyle mouse'u en sağ alta getirdiğinizde masaüstünü göster seçeneği açılıyor. Tıkladığınızda bütün sekmeleri aşağıya alıyor. Bence bu da güzel bir özellik, güzel bir kısa yol diyebiliriz. Sizin de eklemek istediğiniz kısa yollar varsa bu videonun altına yorum olarak belirtebilirsiniz. Eğer biliyorsanız bunları bildiğinizde belirtebilirsiniz. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Hoşça kalın.